Öncelikle hoş geldiniz. Sunum yapmayan arkadaşlar mikrofonu kapatırsa, çünkü ben artık host olarak görünmediğim için diğerlerine müdahale edemiyorum. Ses yankısını önlemek açısından. Teşekkürler. Hocam hızla sizi dinleyelim. Evet, merhaba hocalarım, moderatörümüz, kıymetli hocalarımız, hoş geldiniz. Küçük Baharat Bahçemde Saklanmış Sağlık adlı projemizi size sunacağız. Projemizde özellikle günümüzde obezite ve kanser gibi beslenme ile yakından ilişkili hastalıkların çoğalması, doğru beslenmeye olan ilgiyi arttırmış, beslenme alışkanlığı çocukluk döneminde kazanıldığı ve bu alışkanlıkların sonrasında değiştirilmesi güç olduğu için okul çağımızdaki gençlerimize doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak, beslenme ile sağlıklı yaşamın özellikle yakından alakalı olduğunu farkındalıklarını arttırmak amacıyla bu proje yapılmıştır. Ve bu projede özellikle baharat bitkilerinin hastalıkların korunmasında önemli bir tedavi yöntemi olduğunu altı çizilmiş olmaktadır. Küçük Baharat Bahçemde Saklanmış Sağlık projesiyle katılımcılara baharatların besinlerimiz arasında önemli yer tuttuğunu, farklı kültürlerin farklı baharatlar kullandığını, baharatların yüzyıllardır kültürler arası köprüler kurduğunu, çeşitli baharatların hastalıklardan koruyucu tedavi edici etkisi olduğunu hedefler arasındadır. MEP orta öğretim biyoloji kazanımları ile ilişkilendirilerek baharat bitki tohumlarının elde edilmesi, yetiştirilmesi, terapötik etkilerinin araştırılması önemli bir durumdur. Özellikle 21. yüzyıl becerilerine baktığımızda öğrencilerimiz işte işbirliği yapma, iletişim, birbirleri sorunlarını çözmeyi, yaratıcılık gibi bu becerilerde yaşam boyu becerilerinin ele alması ve bu projede de bu konularda çalışmaların sürdürülmesi öngörülmüştür. Kimlik bilgileri, özellikle sosyal becerileri, kişiler arası ve kültür arası ilişkilerin önemi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmamız özellikle ülkemizin baharat üzerinde olması ve tedavi amaçlı çok fazla kullanılması bu projede öğrenciler içerisinde üzerinde etkili olmuştur. Bu projenin yapılması özellikle pandemi dönemine gelmişti. İlk 2 ayda özellikle projenin tanıtımı, baharat bitkilerin temini, işte ata tohumlarının kullanılması, yerel tohumların kullanılmasına çok önem verilmiştir. Ve öğrenciler ata tohumları bu Mersin bölgesindeki aş evlerine bitki sağlayan yerel tohumculuk bölgesine gidilmiş, yapılmış bir çalışmadır. Diğer arkadaşlarımız da kendi bölgelerindeki tohumculardan gidip almışlardır. Şurada ise öğrencimiz zencefil yetiştirmiştir. Kendisi aldığı zencefili, naneler, çeşitli bitkiler, baharat bitkileri. Bunları başta bir arada yetiştireceklerdi. Aslında laboratuvar ortamında yetiştireceklerdi. Herkes kendi okullarında ama maalesef pandemi araya girdiği zaman herkes kendi balkonunda ya da saksısında yetiştirmek durumunda kaldı bu bitkileri ve oradan çalışmalara devam ettiler. Projenin Şubat ayında okulların tanıtımı, işte bu çalışmalar yapıldı. Tekrar Mart ayına geldiğimizde yasaklar ortaya çıktığında tekrar revize edildi ve buna uygun olarak özellikle öğrencilerimiz sağlık açısından önemli sorgulamaya başladılar ve daha çok bağışıklık sistemini arttırıcı bu sefer baharat bilgilerine projenin yanında kendileri de ilgi duymaya, aileleri de ilgi duymaya başladı ve bununla beraber birlikte çay yaptılar, çaylar demlediler, çeşitli çorbalarında olsun, yiyeceklerinde olsun kullandılar ve bunların broşürlerini yaptılar. Bunları videolarını çektiler ve birbirleriyle paylaşımlarını yaptılar. Toplantılarında da bunları ifade ettiler. Ortak ürün çalışmalarına geldiğimizde sofranın sihri baharatlar cümlesinden yola çıkarak Padlet linki üzerinden devam ettiler ortak çalışmalarına ve bir akrostiş hazırladılar. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir karma grup yapıldı ve bu karma grupta e-kitap oluşturuldu ve bu e-kitapta Aliye adlı kahramanımız İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da baharatların tanıtımıyla ve bu kullanımıyla ilgili olay örgüsü içerisinde bu tarihsel ilişkiye de girerek bir ortak ürün e-kitap, e-hikaye şeklinde yazdılar. Nisan ayı etkinliklerinde Webiki araçlarını kullandılar ve puzzle'lar, çeşitli oyunlar, hem biraz daha neşelenmek hem de baharatları
kullanabilmek adına yaptılar. 9 Mayıs Etkinlik gününü birlikte kutladılar. Ve burada güvenlik olayına çok önem verildiği için ve biz de önem verdiğimiz için ve ilk benim etkinlik projem olduğu için bu çalışmalarda bunlarla ilgili çeşitli uzmanlardan da yardım alındı. Daha öncesinde de çalışmalar yapıldı. Sonuçlara gelirsek, bu çalışmalarda ön test ve son testler yapılmıştı. Bu ön testte ve son test arasındaki farkın oluşması, ilk başta ön testte genelde okullarının dışında gelen çalışmalar da vardı. Biz bilim sanat merkezinde çalışan öğretmen olduğumuz için burada daha sonra pandemiden sonra online'da daha fazla katılımcımız oldu. Bu çalışmalara baktığımızda sorularımızın bir bölümü baharatlarla ilgilerinin bilgi düzeylerini ölçmek üzerineydi. Daha sonrasında bilgi düzeylerinin arttığını gördük. Koronavirüs salgını ve diğerleri insanların daha çok buna yönelmesine neden oldu. Bu projedeki baharatları daha çok araştırmalarına neden oldu. Katılımcılar özellikle baharatlar konusunda, sağlığa etkisi konusunda daha çok farkındalık oluşturduğunu ifade ettiler. %74'ü tekrar bir etkinlik projesine katılır mısınız dediğinde tekrar etkinlik projesine katılmak istediler. Ve bununla ilgili çalışmalara devam ediyorlar şimdi de. Sonuçlara baktığımız zaman ise gerek poster, gerek video, gerek ortak hikayelerde sağlık, beslenme, baharatların tedavi edici etkisi, terapötik etkileri, bunlarla ilgili anahtar kelimeleri seçmeleri istendi. Bu anahtar kelimelerinde paylaşım, işbirliği, dayanışma, baharat bilgisi, baharatların sağlığa etkisi ortaya çıktı. Her iki anketlerde de yapılan çalışmalarda iletişim, paylaşım, işbirliği, kültürel etkileşim, dayanışma gibi ve öğrenmeye katkısı açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu tip çalışmalar bu dönemlerde, sağlığın bu kadar çok önemli olduğu dönemlerde öğrenciler için ya da katılımcılar için, çevreleri için çok önemli bir hal aldı. Ve bunlar web sayfalarından yaygınlaştırma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz, işte etrafımız, çevremizdeki herkes bilinçlendirilmiş oldu. Sosyo-kültürel anlamda da öğrencilerin gelişimlerine katkısı olmuştu. Teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince hızlı konuşmaya çalıştım. Teşekkür ederim hocam. Tekrar arkadaşlar, soru cevap kısmını en sonunda alacağız. O yüzden hızla, teknik bir aksaklıktan dolayı biraz geç başladık. O yüzden hemen sunumlara geçmek istiyoruz. İkinci sunumumuz... Evet hocam, ekran paylaşımına mı geçiyorum? Paylaş geldi şimdi bana. Hocam sunum gözüktü mü? Evet, tam ekran yaparsanız tam olarak görünür hocam. Hani slide başlatma anlamında. Evet, anladım hocam. Hemen slide gösterisi diyorum. Slide gösterisini yayınla. Hocam yayınlamadı slide gösterimi. Tamam. Şu anda da okunuyor hocam. Böyle de devam edilebilir. Hani ikinci slide'a geçerseniz. Niye geçirmedi slide gösterisini? Tamam, şöyle geçiyorum. Evet. İnovasyonun hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Sayın moderatörüm ve değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli katılımcılar. Projemizin adı İnovasyonun İmfrem. Çıprak'ın Unterricht Türkçesi yabancı dil derslerinde yenilikçi yaklaşımlar. Gördüğünüz gibi bildiri ortakları 2 Türk ve diğer 5 yabancıdan oluşmaktadır. Medeniyeti yakalamak, Atatürk'ün dediği gibi memleketler muhteliftir. Fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için bu yegane medeniyete iştirak etmesi lazımdır. Atatürk böylece uluslar arasında ortak olan bu uygarlığı çağın en yüksek uygarlığı düzeyini temsil eden uygarlık olarak tanımlamaktadır. AB çok kültürlü ve çok dillidir. Birden fazla dilde ve farklı kültürel ortamda iletişim kurabilme Avrupa kimliğinin gerekliliğidir.
Kültürü geliştirmek, öğrenme ve sosyal ilerlemeye açık bir kıta olarak kalmak ve bu yolda çaba harcamak da Avrupalılık değerleri olarak görülmektedir. Biz şöyle bir problemle yola çıktık. Dedi ki hem yurdumuzda hem Avrupa'da en büyük problemlerden biri okullarda neden yabancı dil dersleri öğretilemiyor mu ya da öğrenilemiyor mu? Sorusuna Edwinning ortak arama platformunda hem cevap hem de ortak ararken proje fikrimiz ortaya çıktı. Bu sorunu çözecek yenilikçi yaklaşımlara açık olmak, bunları belirlemek ve uygulamak proje fikrimizi desteklemiştir. Bunun altında yabancı dil derslerinde 4 temel beceriyi kazandırmak yani okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri. Ayrıca 21. yüzyılda günümüzde teknoloji çok önem arz etti. Hem öğretmenlere hem öğrencilere teknoloji kullanımı becerisi kazandırmaktır. Ayrıca yabancı dil becerisi kazanırken sanatı ve edebi türleri de kullanma becerisi kazandırmak amaçladık. Bu çerçeve içinde modern çağda birden çok yabancı dil bilme ihtiyacı belirgin şekilde artmıştır. Bu doğrultuda kişilerin ihtiyaçlara göre değişen yabancı dil öğretim yöntemleri sürekli olarak yenilenmektedir. Söz konusu değişime bağlı olarak edebiyat ürünleri yabancı dile temel kaynak olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Çok özür dilerim. Edebiyat dillerin vazgeçilmezidir. Bu nedenle yabancı dil öğretiminde edebi materyalleri kullanmayı hedefledik arkadaşlarla birlikte. Bu edebi türlerden hikaye, masal, tiyatro, fabl, şiir, kısa öykü, anı, deneme, mizah, karikatür, fıkra, tekerlemelerin kullanımı çok önemlidir diyen Mendi 2010 yılında makalesinde bunu da belirtmiştir. Biz de bu yolu takip etmek istedik projemizde. Bunun yanında oyun teriminin son yıllarda eğitim sahasında yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığından yine benim üniversiteden aslında öğretmenimdir Özden Ekmekçi 1980'deki makalesinde bunu daha o zamandan söylemiştir. Oyunun en yaygın kullanıldığı öğretim sahalarından biri hiç kuşkusuz dil öğretimi alanıdır. Oyunun yabancı dil öğretiminde başarıyı sağladığını yine de Aksungür'ün bir makalesinde 1998 yılındaki makalesinde sağladığına ilişkin literatürde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Ben kendi bu makale, proje benim fikrimdi ve Edwinning ortak arama platformunda hem Türk hem yabancılara şunu yazdım. Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımları bulmak ve bu konuda bir proje yürütmek için ne dersiniz? Hem sizin fikirlerinizse de açığız ve öylece bir yabancı ortakla bu projeyi kurduk. Projede öğrenci merkezi eğitim öğretim ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini uyguladık. Proje hedeflerinde ele alınacak kazanımlarımızı müfredata yönelik belirledik. Kazanımlara yönelik yapılan etkinlikler işbirliği halinde karar verildi. Bu projede Türkiye'den 2 Anadolu Lisesi, yine Polonya'dan 2 gümnazyum, Ukrayna, Slovakya ve İspanya'dan birer gümnazyum olarak 7 Almanca öğretmeni ve 75 öğrenci katıldı. Bizim bir diğer ortak özelliğimiz hepimiz ikinci yabancı dil ve Almanca öğretmeniydik. Yabancı dil öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu fark etmek ve bu ihtiyacı eğlenerek gidermek, yabancı dil öğretiminde 4 dil becerisine hakim olmak, okul kitapları dışında CLIL yöntemine uygun yeni öğrenme teknikleri geliştirmek, öğrendiği dil seviyesindeki edebi türleri öğrenmek ve kullanmak, yeni insanları ve yeni kültürleri tanımak amacını desteklemiştir. Burada CLIL'i hemen kısaca bir açıklayayım. Yabancı dil ve diğer derslerle birlikte yani çok disiplinli bir konudur. Diğer derslerin yabancı dille işlenmesi öğrencilerin sahip oldukları seviyeye göre. Projede etkinlikler yabancı dil öğretimini geliştirici ve kalıcılığını
uzatan edebi türlerden seçilmiş ve bitki araçları ile işlenerek oyunlaştırılmış ve işbirlikçi ortak çalışmalar yapılmış. Müfredat konularına uygun şarkı sözleriyle uygun ezgiler kullanılarak müzik de öğrenime katılmış ve öğrenciler müzik yaparak sanatsal becerilerini geliştirmişlerdir. Proje ikinci yabancı dil dersinden edebiyata, bilişim teknolojisinden müziğe kadar birçok disiplinler arası etkileşimde bulunmuştur. Etkinliklerimizi şöyle sıralayabiliriz. İlk önce karşılıklı tanışma. Biz öğrencilere dedik ki önce kendinizi tanıtın, sonra size benzer birine, ortak özellikleri olan birine mesaj yazın ve aynı ortak sayfada. Daha sonra da karşılaştıklarında chat odasında çok büyük bir zevk aldılar ve heyecanla tekrar birbirlerini tanıttılar. İkinci etkinliğimiz Elf Hingedik Teşreibin dediğimiz 11 kelimelik şiir yazma. Bunun da bir kuralı vardır. 1, 2, 3, 4 ve sonuncuyu yine bir kelimeyle bağlayan ama birbirlerinin devamı olan bir şiir. Sungun Bireyha dediğimiz tekerlemeler, özellikle bunlar Türkçe'de de çok var. Ve bu türü yabancı dildeki tekerlemeler öğrencilerin telaffuzlarını geliştiriyor. Yine kısa anlatımlı, bulmacalı anlatımlarla örneğin meslekleri. Ben şu işleri yaparım diyen kısa bir anlatım ve ona ilgili bir fotoğraf koyup bunları da Canva'da öğrenciler sürekli afiş şeklinde hazırladılar. Daha sonra ünlülerden alıntılar ve özlü sözler kullandılar. Yine kişilerin de fotoğraflarını kullanıp özlü sözlerini yazaraktan yine posterler hazırladılar. Daha sonra öğretmen, öğrenci ve okul hakkında fıkralar oluşturdular. Bunu da karikatür olarak çizimini yaptılar. Comics Creator'da çizgisel eleştirel romanlar hazırladılar. Bütün yıl boyunca, öğretim yılı içinde belirli gün ve haftaları tabii ki her ülkeye özel değil, Avrupa'daki ortak özel günler için birbirlerine tebrikler yazdılar. Daha sonra pandemiye denk geldi projemizin ikinci büyük bölümü. Aylık buluşmalar yapıyorduk ve okullarımız kapandığı için sıklıkla online buluşmalar yaptık. Bu sırada her buluşmada eğlenmek amaçlı ve hafta içinde kaynaklarını gönderdiğimiz konuları öğrenciler çalıştıktan sonra şu sonucu gösteren özellikle quiz, Kahoot ve No Park gibi etkinliklerle oyunlar ve yarışlar düzenledik. Ortak ürünlerimizin ve deminki etkinliklerde anlattığım çalışmalardan biri. Proje boyunca yazdıkları edebi eserleri Canva'da bir kitap oluşturduk. Bu kitabı da öğrenciler ve öğretmen eşliğinde. Seçtikleri meslekler ile ilgili sonra bir şarkıyı ortak seslendirdiler. Pandemi dönemindeydik. Şarkıyı böldük ve her ülke kendisine ait olan kısmını seslendirdi. Sonra ortak bir video hazırladık. Evet, ortak okullarla her zaman iletişim ve işbirliği içinde çalıştık. Proje öğretmenleri çoğunlukla Twin Mail denen kısmı kullandık. Messenger'da ayrıca projemize ait bir Facebook sayfası da vardı. GreenSpace'deki öğretmen bültenini ve özel e-posta ya da WhatsApp, ayrıca WhatsApp grubumuz da vardı ile iletişim halinde kaldık. Özellikle quiz gibi yarışma linklerini WhatsApp'tan daha sağlıklı gönderebiliyorduk. Öğretmen bülteni ve proje günlüğünü yine önemli duyurular için kullandık. Ortaklar arasında sık sık görüşmeler yapıyorduk. Bu proje kapanmış olmasına rağmen ortaklar halen iletişim halinde ve yine bir blog yapmıştık. Çalışmalarımızı blogumuzda da sunduk. Sonuçlara geldiğimde öğrencilere yönelik sonuçlarda şuna ulaştık. Proje sürecinde öğrencilerin birçok edebi türü yabancı dil dersinde kullanma becerisi kazandı. Farklı kültürleri tanıdı ve böylece kendi kültürünün değerini de fark etmiş oldu. 21. yüzyıl gereklilerinden biri olan teknolojiyi kullanma fırsatını yakaladı. Düşüncelerini ifade etme, sorgulama ve eleştirme becerisi kazanmıştı. Yabancılarla konuşma çekingenliklerinden kurtulmuş ve uygulama yapmışlardı.
edebiyat, müzik ve teknolojiyi bir arada kullanmıştır. Velilerimize yönelik şu sonuçları elde ettik. Velilerimiz bizim için dediler, her lisan bir insan. Bakış açısıyla kendi çocuklarının ikinci yabancı dili kullanabildiklerini görmeleri onları çok memnun etmişti. Hatta bu açıdaki memnunluklarını hem anketlerle hem de bazıları video çekimi yaparaktan bize gönderdiler. Proje başından beri çok uluslu yürütüldü. Tüm okuldaki zümreler ve sınıflar etkinliklere katılmıştır. Çalışmalarımız hem öğretmenlerin sosyal medya hesaplarından ve ülkedeki ulusal Edwinning sayfalarında paylaşıldı. Biz şu anda diyelim ki nasıl ben Türkiye'de Polonyalı arkadaşlarım şu an Türkiye Edwinning sayfasında ve ben de Polonya Edwinning sayfasındayım. Oradan da onları takip ediyorum. Zaten bizim Facebook grup olarak proje adına vardı. Sonra biz de kendi özel hesaplarımızda da paylaşımlar yapıyorduk. Facebook sayfamızda bütün çalışmalarımızı hem video sunum olarak hem de PDF olarak diye öğretmen arkadaşların kullanımına sunduk. Hızlı Öğretmen, toparlayalım hocam. hemen sona geldim zaten hocam. Hı. Öğretmenlere yönelik sonuçlarda kuruculardan birinin dedik ki VPK araçları kullanımında yetkin olması, sürekli Zoom üzerinden arkadaşlara işte Canva'yı, poster mayolu, logoyu kullanımını Zoom üzerinden gösteriyorduk. Quiz izi gösterdi. Bu arada gösteren ben olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda çok yardımcı oldum tüm arkadaşlarıma. Tabii ki bu proje Avrupa ve Ulusal Kalite etiketleri aldı. Bu konudaki son önerimiz şöyle oldu. Bilgi ve beceri öğretimini ilerletir. Bu tarz çalışma. Teknoloji gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek ve kullanmak için merak ve ilgi uyandırır. Yabancı dil dört temel becerisiyle ilgili etkinlikleri yapanlar, dil becerilerini yurt dışına gitmeden kullanma alanları bulacaklardır. Biz bunu en çok bu projede deneyimledik. Bilimsel olarak araştırılması gerektiğine inandığımız alanlardan biri de dijital oyunlarla donattığımız eğitimimizin gençlerde devinimsel, duysal ve zihinsel ne tür sorunlar açmıştır. Çünkü bu işi bir süre yapan öğrencilerimizin bir kısmında isteksizlik görmeye başladık, bıkkınlık. Bunun için değerli gördük. Önce BES 2021 organizatör ve emekçilerine teşekkür ediyorum. Siz bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Hocam buyurunuz, paylaşmayı durduruyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten ilginç bir proje olmuş. Bütün projeler gibi. Özellikle ben ürünleri merak etmiştim. O çizimleri, diğer şeyleri. Hocam çok fotoğraf olmasın dendi de koymadım. Evet. Aslında vardı şeyde Tamam. projeyi yazdığımda da eklemişim oraya. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Aynur hocam sizinle devam edelim isterseniz. Sesim geliyor mu? Şimdi geldi hocam. Size yüklemiştim ben eserim eserimdir eserim. Şimdi paylaşımı açtım ama sanırım hala moderatör ben görünmediğim için mi? Ben bakayım. Nasıl yapacağız? Kendi ekranınızı hocam gibi paylaşabilir misiniz hocam? Kendinizden açarak. Üst kısımda kamera, mikrofon, onun yanında bilgisayar var. Sizde de görünüyor mu? Şu anda ekranın üstünde. Şu bilgisayar nerede gözüküyor? Çıktım. Şu Tüm benim fotoğraflarımızın bölümlerimizin üstünde hocam. Dört tane var. Mikrofonun yanında mı? Evet. Evet, mikrofonun yanındaki. Hocam slaytınızı yüklediyseniz sorun olmuyor. Slayt denen yere bastığınız zaman çıkıyor sağ tarafta aslında. Bende de aynısı olmuştu.
Sağda slaytların içerisinde de ben sadece şu anda sizin küçük baharat bahçesini görüyorum dosyalardan. Dosyalara bakın o zaman. Failde dosyalarda şehir. Şöyle tamam. Şu anda sharing yaptım ama gözükmüyor mu yine? Hayır hocam. Ah, silindi bu arada. Ben tekrar mı yükleyeyim? Siz sonrakini alın olmadı. Ben tekrar yükleyeyim. Hocam sizin beklerken sizle başlayabiliriz hocam. Sizinki hazırsa. Bana söylüyorsunuz değil mi hocam? Evet hocam. Tamam. Çünkü deneyeyim. Talim ve terbiyede inkılap şimdi gördüm. Yok, mümkün değil. Olmuyor. Ben ekranımı paylaşamıyorum hocam. Şu anda bir hocam, saniye. Hocam ekran paylaşımıyla yapsın arkadaşlar. Ben de onu diyorum. Hani bilgisayarın üzerine tıkladığınız zaman tüm ekranınız uygulama penceresi var arkadaşlar. Evet şimdi geldi. Şu anda ekran paylaşımı. Evet hocam. Hemen böyle devam yani edebiliriz. Şimdi masaüstü görünüyor. Şu anda ekran gözüküyor mu Sayın Hocam? Şu anda görünüyor. Evet hocam. Tamam. Şu anda slaytım da gözüküyor. Evet. Hemen başlayabiliriz. Tamam. Başlıyorum. Öncelikle sayın moderatörüm ve değerli katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bizi dinleyen katılımcılar da tabii ki. Biz şimdi Talim ve Terbiyede İnkılap isimli Etiving projesini gerçekleştirdik. Şöyle ki, Türk eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip büyük eğitimci İsmail Hakkı Baltacıoğlu şöyle diyor. Yaşamak azminde bulunan bir milletin tek amacı çocukları hayata hazırlamak olmalıdır. Talim ve Terbiyede İnkılap projesi aslında uluslararası etivinik projesi kapsamında değerlendirdiğimiz ve projede yer alan öğrencilerle birlikte sorumluluk duygusunu, işbirliği yapma becerisini yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini esas dayanak olarak oluşturduk. Kazanımlarımızı da müfredata entegre etmeye çalıştık. Biz şimdi bu projemizde temelde problem durumu nedir? İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun ilke ve fikirlerini özellikle gelecek kuşaklara, gelecek nesile aktarma yönünde eğitim sistemi içerisindeki yerini ortaya koymak bakımından bir boşluk bulduk. Aslında bu boşluğu doldurma bağlamında biz bu projede yola çıktık. Proje Baltacıoğlu'nun yıllar öncesinden günümüze ışık tutan eğitimle ilgili görüşlerini topladığı aslında 5 tane ilkeyle kapsamını oluşturduk. Şahsiyet ilkesi, muhit ilkesi, travay, randıman, inisiyasyon ilkeleri. Biz bu 5 ilkeyi aslında çocuklara eğitim sistemi içerisindeki felsefeyi vermek bakımından çok önemli ilkeler olduğunu düşünerek yola çıktık. Bu ilkelerin bugünkü eğitim sisteminde değil sadece gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında da ortaya çıkardığımızı belirtebiliriz. Şimdi amacımız İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Talim ve Terbiyede İnkılap eserinden hareketle biraz önce belirlemiş olduğumuz, saymış olduğumuz ilkeleri öğrencilere kazandırmak ve bunları kazandırırken çok gönlü bir şekilde farkındalık da oluşturmak ve ayrıca 21. yüzyıl çağdaş eğitiminin uygulanmasında projenin temel amacı olduğunu söyleyebiliriz. Alt amaçlarımıza baktığımız zaman özellikle öğrencilerin COVID-19 sürecinde eğitimin içerisinde yer almalarına katkıda bulunmak, öğrencilerin proje sürecinde Web 2 araçlarını öğrenmelerine rehberlik etmek, proje paydaşlarının bilgi ve becerilerini paylaşacakları ortam sunmak.
Biz proje ortaklarıyla bu proje fikrini ortaya koyduğumuz zaman, tartıştığımız zaman aslında eğitim teknolojisine bu projenin entegre edilmesini önemsediğimizi de burada altını çizmek istiyorum. Peki kuramsal çerçevemiz ne? Bir kere İsmail Hakkı Baltacıoğlu, yetişecek neslin kusursuz yetişmesinde aile ve çevreden ziyade eğitimcilerin rol oynayacağını söylemekteydi. Bu sebeple öğretmenlik mesleğini fevkalade önemsemekteydi. Ona göre eğitimcinin uğraştığı alan olan terbiye bir millet için her şeydi. Profesör Doktor İrfan Erdoğan bizim uzman katılımcı etkinliğimiz içerisinde yer verdiğimiz değerli bir üstad. Talim terbiye başkanlığı yapmış olan bir hocamız. Cumhuriyetçi muhafazakar İsmail Hakkı Baltacıoğlu isimli eserinde bir eğitim inkılapçısının hayatını roman tarzında belirtmiş ve biz bunu özellikle buluşmamızda irdeledik, tartıştık. Çok güzel fikirlerini de bize belirtti hocamız. Jean-Jacques Rousseau veya Jean Dewey gibi bir filozof olarak tarihe geçeceğini belirtti. Biz de bu buluşmamızda aslında bu olgunun ne kadar önemli olduğunu ve söylediğinin aslında bir filozof olarak algılanması gerektiğinin, tarihe geçmesi gerektiğinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlamış olduk öğrencilerimizle birlikte. Yine İsmail Hakkı Baltacıoğlu söz konusu eser için Talim ve Terbiyede İnkılap'ın neşri bizim memleketimizde faaliyetçilik cereyanının ilk mübeşiri olmuştur. Bu kitap ilk defa olarak atalet, taaddi, tecdit ve hafıza usullerine karşı isyan ediyor ve faaliyet prensibini temin ediyordu demekteydi. Kemal Aytaç'dan bir alıntı bu tabii ki. Alan yazında projeye konu olan Talim ve Terbiyede İnkılap eseri birçok defa kaleme alınmıştır. Yine proje ekibimizin 11 öğretmen, 51 öğrenciden oluştuğunu belirtebiliriz. Proje 5 ay olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Projede öğrenci merkezli eğitim ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi uygulanmıştır. Proje hedefleri, ele alınacak kazanımlar müfredata yönelik belirlenmiştir. Kazanımlara yönelik etkinliklere işbirliği halinde karar verilmiştir ki bu etkinliğin ruhuna çok uygun bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında şöyle ki biz projemize başladığımızda ekip olarak pandemi sürecindeydik ve pandemi sürecinin durumuna veyahut da şartlarına uygun bir biçimde planlamamızı yaptık ve onun için online platform en fazla kullanmış olduğumuz etkinliklerde, paylaşımlarda kullanmış olduğumuz bir platform oldu. Tabii ki biz şunlardan vazgeçmedik. Yani proje temelli öğrenme yöntemi olsun, beyin fırtınası, gözlem, drama, rol oynama, görüşme ve sergi teknikleri özellikle projemizin işleyişinde kullanmış olduğumuz teknikler. Tabii ki az önceki sunuda özellikle altını çizmiş olduğumuz öğrencilerimizi demokratik sürece dahil etme, yaratıcılık ve çalışmaların bireysel özgünlüğü projenin çok yönlü tarafını da ortaya koymaktadır. Şu sözü özellikle bu proje hakkında kısmında belirtmek istedim ve tırnak içerisinde önemine dair. Eğitimin amacı öncelikle bir yurttaş, sonra da meslek adamı yetiştirmektir. Çocuğun yaşadığı toplumun bugünkü hali bir laboratuvardır. Öğrenci bizzat işi yapıp ortaya koymalıdır. Okulda yapılan eğitimin sonunda verimli, ekonomik, toplumsal olan bir iş çıkmalıdır. Öğrencinin işe başlaması için gerekli her türlü imkan ve fırsat hazırlanmalıdır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu Üstad'ın söylemidir bu. Talim Terbiyede İnkılap adlı eserindeki. Proje sonunda öğrencilerden bu ilkeleri özümsemesini ve gerçek hayata bu ilkeleri uygulamaları beklenmektedir. Bütün etkinliklerimiz projede yer alan öğretmenler tarafından öğrencilere rehberlik edilerek gerçekleştirilmiştir. Web 2 araçlarını kullanma becerisi ve bunun proje ortakları okullar tarafından paylaşılması, etkileşim ve ortak çalışma etkinliğinin oluşturulması bakımından dikkate değerdir.
Özellikle öğrencilerimize webpik araçları üzerinden ortak paylaşımları, öğrenme öğretme etkinliklerini platform üzerinden sunmaları projenin amacına ulaşıldığını gösteren noktalardan biri olarak görmekteyiz. Proje paydaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışılmış, proje öğretmenleri çoğunlukla TwinMail, TwinSpace'deki öğretmen bültenleri ve özel e-posta ve WhatsApp mesajlarıyla iletişim halinde bulunmuşlardır. Blog sayfamız özellikle çok fazla üzerinde durduğumuz ve altını çizdiğimiz bir etkinlikti. Yine TwinSpace üzerinde ve Facebook ve WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen etkileşim ve iletişim son derece işlevlik kazandırmıştır projemize. Projemizin diri tutulması bakımından bu iletişimi çok önemsiyoruz. Yine aylık değerlendirme ve planlama toplantıları da projemizin düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği etkinliklerdir diyoruz. Yine bunun dışında ortak ürün kapsamında mozaik fotoğraflar oluşturduk, proje takvimi oluşturduk. Özellikle ortak hikaye etkinliğinde öğrencilerimizin yaşamış olduğu heyecanına gerçekten şahit olmanızı isterdim. Ortak ürünler var hocam. Evet. Ona göre sonuna zamanı kullanalım. Kardeş okul takım etkinlikleri ve karışık ülke takımı etkinlikleri modelleme içerisinde değerlendirdiğimiz etkinliklerdir. Şimdi öğrencilere yönelik sonuçlarımız özellikle yenilikçi ve yaratıcı düşünebilme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, yaparak ve yaşayarak öğrenme, sorgulama becerisini geliştirme ile birlikte ortak çalışma yapabilme bilgi ve becerilerinin öğrencilere kazandırıldığı görülmüştür. Yine kodlama etkinlikleri vesaire falan bunları etkinlik kapsamında gerçekleştirdik. Verilerimizden aldığımız dönüte baktığımız zaman verilerimizin öğrencilerimiz üzerinde yapmış olduğu gözlemlerde görevlerini isteyerek, severek yaptıkları ve yeni projelerde de yer almak istediklerini yine pandemi boyunca psikolojik anlamda öğrencilerimizin proje kapsamında kendilerini iyi hissettikleri belirtilmiştir. Yaygınlaştırma özellikle sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından ilgiyle takip edilmiş bir proje oldu. Mersin Arge bülteninde iyi örnekler kategorisinde de yer aldığımızı belirtelim. Yine ana teması eğitim olduğu için projemizin eğitimi önemseyen herkesin çalışma alanında uygulaması mümkün görülmektedir. Öğretmenlere yönelik burada ekranda görmüş olduğunuz birçok webpik araçları vesaire etkinlikleri gerçekleştirdik. Bunlar süremiz yetmediği için özellikle hani birkaç tane söyleyebiliriz. Proje introsuyla başlayan mozaik fotoğraflar, yine Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık çalışmalarımız, Android uygulamalar, krem etkinliği, Tresider'lar, Kodevik etkinlikleri vesaire bunlar Etivining'in zaten rutinleri diyoruz arkadaşlar. Talim Terbiye İnkılap Etivining projesi Şubat 2021 sonunda tamamlanmış. Kalite etiketi sürecinde başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Talim Terbiye'de İnkılap projemizde özellikle günümüz 21. yüzyıl becerileriyle örtüşen hedefleri merkeze alan projenin 5 aydan daha uzun bir sürede gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. Malum pandemi döneminde biz bunu kısalttık. Yine İsmail Hakkı Baltacıoğlu köşesi oluşturulabilir. Yine öğrencilerin aktif katılım sağladıkları öğrenme atmosferinde öğrenciler etkili ve eğlenceli gerçekleşen süreçte daha kalıcı öğrenmeler yaşamaktadır. Bu noktadan hareketle proje sürecinin hazırlanmasında öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi göz ardı edilmemelidir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Eğitim felsefesi üzerine yapılacak olan araştırmaların bundan sonraki süreçte Talim Terbiyede İnkılap İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun felsefesi üzerinden gidilmesi ve bu noktada kaynakçada çok zengin bir literatür bırakılması daha kanıtsal olacağını öngörmekteyiz. Kaynakçalarımız bu şekilde. Bizi dinlediğiniz teşekkür için teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Böyle
Cumhuriyet döneminin en önemli felsefecilerden, eğitim düşünürlerinden birisini böyle bir proje kapsamında ele almak gerçekten güzel. Benim esas merak ettiğim konulardan birisi de mesela bu beş temel ilkeyi ne gibi etkinliklerle kazandırma ya da çocuklar şey oldu. Gerçekten ilginç. Zamanım olursa hani benim de okuma ilgi alanlarıma girdiği için eğitim felsefesi onu merak ettim. İlginç 21. yüzyıl becerileriyle ki gerçekten Talim Terbiye'de İnkılap da önemli bir kitap. Bu düşünürün günümüzdeki öğrencilerle karşılaştırma, tanıtılması veya web 2 araçlarıyla güzel bir proje olmuş. Teşekkür ederiz hocam. Soru cevapları en sona kalacağız. Aynur hocam. Ben dosyayı tekrar yükledim ama sharing yapmama rağmen görmüyor. Bizim arkadaşlara dosya şu anda ekranda bende gözüküyor. Ama şimdi ben sharing. Ama başlatamıyorum. Bir arkadaşa hostluk verseniz olmadı o. Şimdi sanırım Lemiye hocam host olarak görünüyor veya şey. Ben paylaş diyorum slaytlardan. Evet, burada yine eserim sizin paylaştığınız geldi. Nasıl yardımcı olabilirim hocam? Ben hocam files'ın içerisinde ese da galiba hocam. İki tane var, evet, ikisini de E ya da E harfiyle, hani ben de görüneni de ben paylaş diye şey yapıyorum ama sanırım host ben görünmediğim için paylaşmıyor. Bende de paylaşmıyor. Siz hocam mikrofonun yanında bilgisayar ekranı var. Turn screen on diye. Bilgisayara tıkladığımız zaman o da çalışıyor. O da aktif değil. Bir arkadaşa verme şansınız yok mu hostluk bizim diğer arkadaşlarımızdan? Şimdi ben atayamıyorum. Hani bende de aynı durum söz konusu. Ben olmadı, de sizin ben, gibi şöyle siz, benim tamam. Çünkü evet, az önce evet. Hocamın açtığı gibi sizden de bir tüm ekranımız bir uygulama penceresi diye açılan şeyde PowerPoint sunumunuzu ya. Açtığınız zaman görünmesi gerekiyor hocam. Yok yani sadece ben dosyayı görüyorum. Fakat yok. Hayır, en üstte kamera ve mikrofonun yanında bilgisayar görüyorsunuz bir. Ona bastığınız zaman bir pencere açılır. Açılmıyor işte. Bilgisayara yani. Bastığınız zaman açılmıyor mu? Hayır. Açılmıyor. Olmadı, ben bu benim ekranımda. Siz oradan okuyarak var. Hocam şey yapalım. Evet. Sizi böyle sözel. sözel dinleyin. Bu arada Ürdün aramızda çokça mesajlarını görüyorum. Ben Ürdün'e hoş geldin, yordun, welcome demek istiyorum. Arkadaşlarımın adına sunumu ben yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunuyum ben. Sanat tarihi öğretmeniyim. Eserim Eserimdir isimli bizim projemiz. Başlıyorum sunuma. Tarih ve sanat eserleri geçmişten günümüze yolculuk yapmamızı sağlayan uzun bir köprünün ana taşlarıdır. Biz o köprüde yürürken önümüze farklı uygarlıklara ait sayısız eser çıkar. Yürüdükçe zenginleşiriz, o köprüye yeni yapı taşları ekleriz. Sesim geliyor değil mi? Sesim geliyor. İtalya'da, Fransa'da, Atina'da ya da Türkiye'de bir şehirde, bir öğren yerinde, bir müzede karşımıza çıkan herhangi bir eser için benim ya da senin değil, eserim eserindir dedik. Ortak kültür mirası, evrensel kültür mirası kavramları ile sanat ve tarihi eserlerinin korunmasının önemi üzerine tartışmaya başladık. Kültürel miras kavramı UNESCO'nun Dünya Mirası Sözleşmesi'ne göre anıtlar, yapı grupları ve sitlerden oluşmaktadır. Dünyanın evrensel bir değere sahip kültürel ve doğal miras varlıklarının belirlenmesi, korunması, muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması dünya mirası rejiminin temel amacıdır. Miras kavramı genel olarak nesilden nesile aktarılan şeyler olarak tanımlanır. Miras, tarih, antropoloji, sosyoloji, etnoloji, sanat ve dil gibi alanlardaki üstün değere sahip mekan, varlık ve olaylar bütünüdür. Kültürel mirasın etkin biçimde korunarak gelecek nesillere aktarılması
kentsel korumanın temel amacıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle ulusal ve uluslararası boyutta ortak bilinçle ve birbiriyle tutarlı koruma politikaları geliştirilerek bu amaca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Küreselleşmenin öngördüğü kentsel rekabet ortamında son 10'lu yıllarda yerel ve evrensel değerde taşınmaz kültür mirasına sahip çıkma, koruyup kollama, yaşatma konusunda bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi, insanlığın görüş ve bilgisinin açılması önem kazanmaktadır. Günümüzde kültürel mirasın tarih ve aidiyet bilinci yarattığı ya da güçlendirdiği gerçeğiyle birlikte korunmasının temelinde insanlığın ortak mirası nedeniyle uluslararası yaklaşımlar gündemdir. Uluslararası ölçekte UNESCO ve uluslararası diğer kurumların taraf olduğu sözleşmelerde ve bunlara dayanan ulusal düzeydeki yasa ve önergelerde kültürel miras sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma somut kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, sualtı kültürel miras ve doğal miras başlıkları altında topludur. Biz Eseri Meselendir projemizde somut kültürel miras başlığı altında taşınabilir ya da taşınamaz tüm kültürel miras ögeleriyle çalışmalar yürüttük. Eseri Meselendir uluslararası Etemin projesi olup Türkiye, Ürdün ve Yunanistan proje ortaklarıyla gerçekleştirilmiş genelikçe bir öğrenme projesidir. 14-18 yaş aralığında 71 öğrenci, 3 yabancı, 7 Türk ortak okul projemiz için çeşitli etkinliklerde görev almıştır. Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Kız Lisesi, çok programlı Anadolu Lisesi ve özel eğitim okulu ile birbirinden etkileyici çalışmalara imza atılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili linkler Ayra Usta tarafından chat bölümüne atılacaktır. Oradan izleyebilirsiniz. 1 Mart 2020'de kabul edilen projemiz 16 Mart 2020'de unutulmayacak bir olaya tanıklık etti. 16 Mart'ta tüm dünya için yaşam değişti. Evde kal hashtagleriyle eve sığan yaşamlar herkes için zorlayıcı oldu. Mart ayında başlatılan Eserim Eserindir ortaklarını tamamladığında takvim 16 Mart'ı göstermiş ve ilk etkinliğimiz sanat için evde kal olmuştur. Sokağa çıkmanın yapıldığı kısıtlı saatlerde maske kullanmak elzem olmuştur. Ve bütün dünyadan gelen görüntüler artık cerrahi maske takan insan görüntüleriyle dolmuştur. Bu duruma alışmanın zor olduğu ilk günlerde bizler üzerimizdeki kaygı düzeyini hafifletecek ve güvenli internet kullanımını da destekleyecek maskelerimizi yapmaya başladık. İkinci etkinliğimiz için isim bulmak çok zor olmadı. Tek fark bizim kullandığımız maskeler oldukça renkli ve yaratıcıydılar. Etkinliğimizin adı Maskeni Yap Gel. Hareketliliklerin kısıtlandığı bu dönem evlerimizden çıkmak mümkün değildi ama biz bunu başardık. Gitmek istediğimiz herhangi bir ülkeye, şehre ve tarihi eserin önüne maskelerimizi takıp Makaron isimli webiki aracı kullanarak gittik. Pandemi döneminde bu etkinliğin verdiği keyif öyle güzeldi anlatılmaz. Maskesiz sokağa çıkmam. Çoğu müze fiziksel alanda kapılarını kapatmış ama izleyicisini yalnız bırakmamak için sanal tur yapmaya başlamıştı. Projemiz devam ederken tüm ortaklarımız bu sanal turlara katılıp etkinliklerini bizlerle paylaştı. Eski yeni yüzler, eski yeni eserler, eski yeni kareler isimli sanal sergilerimiz, yakın çevremizdeki tarihi eserlerin resim ve fotoğraflarıyla projemizin sloganını destekler biçimdeydi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Eser projemizin konuğuydu. Sivas Divri ve Sivas kazılarını kendisinden dinledik. Üniversite öğrencileriyle yaptığı Anadolu Medreseleri dersine konuk olduk. Anadolu kervansarayları üzerine konuştuk. Antropolog, aynı zamanda restorasyon uzmanı Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğrencisi Müberra Şahin ile eser koruma yöntemleriyle düzenlediğimiz webinar projemiz için önem oluşturdu. Zadar Üniversitesi doktor öğrencisi Ivana Mihajinec ile Zagreb'in bütün sokaklarını birlikte gezdik. Zagreb'in tarihi eserlerini izlemek, bir masal kenti olan Zagreb'i birlikte yaşamak bizi etkiledi. Sanat tarihi dersi sadece genel liselerde seçmeli bir ders. Güzel Sanatlar Liseleri ve Sosyal Bilimler dersinde zorunlu ders olmasına karşın bu liselerde ve Bilim Sanatlar Merkezi'nde alan öğretmeni yok. Çoğu lisede öğretmen olmadığı için hatta öğretmen olmasına rağmen seçtirilmediği için dersine yazık yok. Öğrencilerimizin sanat tarihi dersiyle ilgili fikir sahibi olmalarını ortam hazırlayan projemiz, evrensel ortak mirasımız olan çevresindeki eserlerle çalışmalarını sağlamıştır. Müzeler ve tüm tarihi eserlerin, şehirlerin
bizimle çalışmış ortaklarımız da okul dışı bir öğrenme ortamı olarak kullanılmasını sağlamıştır. Öğrencilerimizin tarihe olan ilgisini güçlendirmiş, eserlerin konulma konusunda farkındalığın artmasına yol açmıştır. Proje devam ederken ölçme ve değerlendirme araçlarıyla yaptığımız anketlerin sonuçlarına göre sanal müze gezmeyen kalmadı. Müzeler eğitim amaçlı kullanıldı. Yaygınlaştırma ve tanıtım çalışmaları ile çok sayıda izleyici kitlesine ulaşıldı. Projemiz bu eğitim öğretim yılında iki yeni müze eğitimi ile ilgili ekibin ilk projelerinin yazılmasına yol açtı. Bunlardan ilki Kadının Adı Var, ikincisi Ekomo İşte İnsan. Şu sıralar Ekip Erasmus Plus programlarının takibinde öğretmen gelişimini, öğretmen işbirliğini dijital ortamda yükseltti diyebiliriz projemiz için. Küçük ölçekli bir okul gibi çalışmamıza neden oldu. Projemiz ile Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi aldık. Etivinik okulları için başvuruda bulunan okullarımız okullarına bu etiketi projemiz ile taşıdı. 160 sanat tarihi öğretmeni olan ülkemizde müze malzemesini çalışan alan uzmanının çok az sayıda olduğunu düşünüyoruz. Toprak altında ve üstünde, su altında, çeşitli uygarlıklara ait çok sayıda eser sanat tarihi alanında yapılacak çalışmaları bekliyor. İstek oldukça yüksek. Bunu öğrencilerimizin davranışlarında da izlemek mümkün. Sanat tarihi dersinin seçmeli değil, zorunlu ders olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda okullarımızda zorunlu eğitim, onların müze, antik kent tarihi, eser ve benzerine gözünü çevirecek, dünya uygarlık tarihi açısından eserlerin önemini fark etmelerini sağlayacak, geçmişiyle daha sıkı bağlar kurmalarına neden olacaktır. Gerger, Adıyaman'ın bir ilçesi. Ortak okullarımızdan biri Gerger'de yer alıyor. Kalesi, antik dönem mezarları ve benzeri tarihi eserler bilimsel araştırma bekliyor. Tanınmamış ve tanıtılamamış. Müzelerimizle ilgili bilimsel çalışmaların artması gerektiğini düşünüyoruz. Okullarımızda müze eğitimi dersi açılıp alan uzmanlarının bu dersi vermeleri sağlanmalı. Müzeler okul olmalıdır. Eserlere sahip çıkılmalı. Bu tür projelerle yüksek sesle eserim eserindir sloganı hep bir ağızdan yükseltilmelidir. İlk teşekkürümüz uluslararası projeden uygulamaya eğitim sempozyumu mimarlarına bize bu fırsatı verdikleri için. İkincisi eseri meselendir için çalışan okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize. Akademik alanda bizi destekleyenlere, projemizin konuklarına olsun. Son atılan linke tıklayın. İlkay Hoca'nın linkine tıklayın. Link bugünün anısında burada olan sizlere teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu gibi küçük, maalesef siz de şeyde tecrübe ediyorsunuzdur artık online eğitimlerde. Bu gibi teknik aksaklıklardan maalesef bizi buldu. İstediğimiz evet, bizi buldu. Yani gösteremedik. Özür diliyoruz izleyicilerden bu anlamda. Gerçekten çok sabırlar size bir katılım. Birden önce başka bir odayı izledim. Aynı şey oldu. Onlarda da aynı şey oldu hocam. Kendim dinleyici olarak girdiğim bir başka odada aynı durum oldu. Yine okuyarak idare ettiler. Sanırım uygulama biraz yeni farklı olduğu için yaygın kullanımdan böyle şeyler olabiliyor. Keşke daha önceden böyle. Ya da iyi çözemediğimiz için. Evet, demosunu yapabilseydim. Uygulamayı da iyi çözememiş olabiliriz. Biz şöyle linkleri attık. Biz linklere tıkladığınızda görsel şovumuzu kısmen de olsa görebilirsiniz. Ekip çok iyi çalıştı. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anda Ürdün yoğunluk biçimde arkadaşlar hepsi buradalar. Gerçekten çok üst düzey dikkatli böyle 50-48-50 başından sonuna çok farklı gruplardan evet. Bilmiyorum diğerlerinde var mıydı o kadar farklı Ürdün'den olsun yurt dışından bu kadar katılımcı. Ben de mutlu oldum gördüm. Projeniz de ilginç ve çok güzel hocam. İlgi çekici. Hani katılımcılar anlamında hani daha farklı Ürdün, Yunanistan şeyi çerçevesinde olması. Baharat anlamında hani temel yaşam, sağlık her şeyi önemsiyoruz. İşte koronaya, sağlığa karşı neler önemli bu farkındalık oluştuktan sonra kendimizin bir şeyler üretmesi. Keza diğer dil öğreniminde yeni yaklaşımlar özellikle bu konuda çok güzel. Hele de İngilizce dışında hani baskın olan bir dilin dışında ikinci bir dil üzerinden böyle bir proje gerçekleştirmek ve üstüne böyle ürünler çıkarmak, edebiyatla entegre ederek şey çıkarılması
Birbirinden çok değerli ben notlar da aldım. İnşallah fırsat bulduğumda onları da incelemek istiyorum. Bir şey soru cevap alacağız ama arkadaşlar ses görüntü yok diye chat bölümünden bir şeyler yazmışlar. Şimdi geliyor mu bilmiyorum. Fıkra ya da espriler sanırım konusu... Sanırım şu anda sorun yok. Yok mu? Sanırım güzel. Şu anda sorunları yok. Evet hocam. O zaman hem soru cevap da alabiliriz eğer vaktimiz varsa, ki biraz faldasıyla açtık katılımcılardan. Özellikle fıkra mizah konusunda hani kültürel farklılık aynı dil üzerinden diğer espriyi anlama konusunda bir sıkıntı oldu mu diye ben merak ettim mesela. Evet hocam, özellikle Almanların esprileri çok soğuktur, bilirsiniz, herkes duymuştur bunu. Ay buna mı gülüyorlar diye. Aslında biz kendi esprilerimizi Almancayla yaptık. Yalnız Polonya'dan çok güzel ve Slovakya'dan böyle bizim gülebileceğimiz espriler geldi, evet. Ama Almanlar için evet soğuk diyebiliriz esprilerine. Bu hani genel İngilizlerin... yaygın bir ifadedir. Hani İngilizlerde yok geniş hocam, bir... doğru yaygın bir ifade. Mizah, sarkastik, ironi şeyleri fazladır da Almanca'da evet. Hani ürünler arasında o dikkatimi çekmişti. Hani diğer hikayeler şeyler ama hocam değil Almanca ama projecilerin hiçbiri Alman değil. Hepimizin ikinci yabancı dili Almanca. Ortak şey üzerinde. Bir de değil, ikinci. Evet, hepimiz tamam. Almanca öğretmeniydik. Uluslararası Almanca öğretmenleriyiz. Hatta biz bu projenin hocam Erasmus'unu da yazdık. Çok da güzel bir puan aldı. Sadece hibeye yetişmedi. Ama barajı aşmış, çok güzel bir puan almıştı. Yine aynı ortaklarla. Zaten şimdi artık dedik ki pandemi var. Sanal, zaten biz yeterince sanal yaptık bu projeyi. Geçmiş evet. Olsun o zaman. Baharatla ilgili olarak ben Romanya'da bir projeye gittiğimde özellikle özel gereksinimli bireylerin yetiştirdiği böyle normal bir çiftlik evi gibi bahçede özellikle tıbbi ürün şeylerini satıp hem gelir hem şey elde etmeleri yönünde birkaç proje görmüştüm. Sizinki de oldukça ilgi çekici hocam. Özellikle biz de aslında bunu... pandemi olmasaydı Mersin Aşevi'ne yetiştireceğimiz baharatları kendimiz Atatoğlu'ndan yapıp götürecektik. Ve böylece aşevleri kimsesiz de yoksullara yemek yapıyor. Onlara biz sebze yetiştirmiş ve baharat, özellikle baharat konusunda sağlamış olacaktık ama maalesef evlerde kaldığımız için grup ve ekip çalışmasını orada yapamadık. Gönüllü olacaklardı o serada öğrencilerimiz aynı zamanda. Çok güzel. Kremler umarım... falan yaptılar tabii ki. Yani bir sürü kremler, bir sürü çalışmalar yaptılar. Burada hiçbirisini söylemedik. Hani hepsi 0 araçlarına doğru dönmek zorunda kaldık ama evlerinde anneleri de kendileri de hatta oturup içtiler beraber. Onu bile video çekiyorlar. Böyle içilir, böyle içilmez diye. Hani neyi konulur yanına o şeyin öldürür vitaminini falan diye tek tek hepsi beraber araştırmaya koyulmuşlardı. Gayet güzel. Özellikle bunu e-kitap, roman, kurgu üzerinden yapmaları da ayrı bir zenginlik olmuş. Keda İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun da gündeme alınıp sanki daha tarihin derinliklerinde bugüne hitap etmez gibi düşünülebilir belki ilk etapta. Ama onu da böyle gündeme getirmek, bir proje kapsamında ele almak güzel. Ben fazlasıyla istifade ettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok yeni şeyler duydum, öğrendim. Çok faydalı oldu. Umarım katılımcılar da öyledir. İstenilen ne diyelim, akışta biraz aksama olsa da sanırım onlar da memnundur. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlar ve sunumlar için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Ha, bir şeyi unutmayıdan söylemek istiyorum. Mesela bloglarınız vardı. Belki sunumlara blogların adresini de yazsaydınız daha şey olabilirdi. Hani orada hocam, bahsetmiştiniz. O kadar çok uyardılar ki bizi, çok yoğmayın bilgiye. Çünkü blogumuzda deyince ben şöyle mesela... yapmayın, böyle yapmayın. İnan ki ne kadar özetleyeceğiz, neresini kırpacağız şaştık kaldık. Siz şu anda öyle desteklediniz ya, teşekkür ediyorum hocam. Yok, hani merak ettiğimiz şeyler oluyor. En azından tabii nerede ki olduğunu, ismen orada geçmiş olsa ona da bir şey demezdi. En azından sonrasında...
Eminim katılımcılardan da. Benim için de güzel fikir oldu. Fıkra olayı. Aslında ilk kullanmam gereken oydu. Ben diğer ünlüleri kullandım. Ünlülerin fotoğrafını. Keşke o komik karakterleri kullansaydım. Komik romanları. Şeyler hem çocukların evet. yaratıcı düşüncesi anlamında önemli şeyler. Dedik ki aracında yaptılar ama konuşma şeyleri, balonları onlara aitti içerik. Peki. Teşekkürler. Harika işler yapıyorsunuz evet, arkadaşlar. Meslektaşlarımız, hocalarım. Devam edin lütfen. Hocam, eğitimin dünyası bambaşka bir dünya. Kesinlikle. Çok başka bir dünya. Peki. Herkese iyi akşamlar. Bilmiyorum iyi soru akşamlar. Var mıydı? Ona da bakmadık pek. Aynur Hoca'ya var. Proje tamam. sonucu olarak tepkileri ne oldu? Ürdünlülerin. Aynur Hocam. Evet. Maysun tamam. Taha benim kankam artık. Artık benimle Türkçe konuşmaya başladı bu arada. yani o derece. Ben çok fazla İngilizce dili kullanamıyorum ama Maysun benimle artık şimdi birlikte üstelik kadının adı var da kurucu üyemiz. Kadın eserlerini tanıtıyoruz müzelerimizdeki ama tabii ki kadının güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnternet, Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. To Woman Has a Name. Orada bütün çalışmalarımızla ilgili yaptığımız işleri görme şansınız var. Maysun, Taha ve öğrencileri çok çalışkan. Her Zoom'da, her etkinlikte yerini aldılar. Zaten buraya gelme durumları da zaten bunu burada gösteriyor. Teşekkür ediyorum Ürdün'e. Umarım gelirler. Peki, çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.